Esselamu aleyküm. Aziz kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Ankara'mızın güzide ilçelerinden, Beypazarı'ndan sizleri selamlıyorum. Bizlere bu imkanı bahşeden Allah Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, İbn Hacer el-Askalani'nin Buluğul Meram min Edilletil Ahkem adlı eserinden 154. dersimizi bizlere bahşeden Allah Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, ilk hadis Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'den birlikte rivayet edilen bir hadistir. Her ikisi de muhtirundan, yani en çok hadis rivayet edenlerden ikisi. Ebu Hureyre birinci sırada, Abdullah bin Ömer ikinci sırada yer alıyor. Biz binin üzerinde hadis rivayet edenlere hadis usulünde muhtirun ismini veriyoruz. Yani çok sayıda hadis rivayet edenler. Radiyallahu anhuma ennehuma semi'a Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekulu ala a'vedi minberihi leyentehiyenne اقوام عن وضعهم الجماعة او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberin kütüğü üzerinde şöyle buyurduğunu işittiler. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin minberin kütüğü üzerinde, daha önce minber bir kütük üzerinde, yani cuma hutbeleri veriliyordu. Daha sonra sahabe-i kiramdan minber yapıldı, getirildi mescide. Daha önce kütük üzerinde hutbe okunuyordu. Bazı toplulukların sonu cuma namazlarını terk etmeleri veya Allah'ın onların kalplerini mühürlemeleriyle olacak. Sonra da kafirlerden olacaklar. Yani bazı toplumların helakı cuma namazlarını terk etmeleri veya Allah'ın onların kalplerini mühürlemeleriyle olacak. Bugün cuma namazlarına gösterilen ilginin diğer vakit namazlarına gösterilmediğini görüyoruz ya da bayramlara gösterilen ilginin cumalara gösterilmediğini. Bayramlarda tıklım tıklım dolan camiler cumalarda diğer vakitlere nazaran biraz daha yüksek. Ancak vakit namazları en son örneğin bu hafta içinde Kocatepe Camii'nde kıldığımız bir öğle namazında ancak hocaefendinin arkasındaki mihrabiyenin safının dolduğunu, yani asıl geniş tarafların boş kaldığını görüyoruz. Bu da insanların ne kadar namaza, cemaate istekli olduğunu ortaya koyan bir karinedir. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. İmam Müslim, İmam Buhari'nin talebelerindendir. Bir sonraki rivayet Seleme bin Ekva'dan rivayet edilen bir hadis radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Gâle kunna nusalli ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme el cuma'ate thumma nansarifu ve leysa lil haytani zillun nastazillu bihi. Seleme bin el Ekva ile ilgili burada bir izah var.
Ebu İmam Müslim Seleme bin Amr bin Ekva, Ekva'nın ismi Sinan bin Abdillah el-Eslemi el-Medeni'dir. Sahabenin en cesurlarındandır. Çok iyi, faziletli ve cömertti. Hicri 74'te Medine'de vefat etti. Bir önceki hadis içinde bir izah var. Bu ifade minberin basamakları veya çamurdan ya da kendisine dayandığı hurma gövdesinden değil, ağaçtan yapılmış olan minber üzerinde şeklinde anlaşılabilir. Bu minberi Ensar'dan bir hanımın kölesi olan Meymun Hicri 7 veya 8. yılda yaptı. Yani Mekke'den Medine'ye hicretten 7 yıl ya da 8 yıl sonra, bu da Mekke'den Medine'ye hicret 622 olduğuna göre, yani 629 ya da 630'da, yani Mekke'nin fethinden bir yıl önce ya da Mekke'nin fethinde yapıldığı demektir. Bu minber 3 basamaktan oluşuyordu. Daha sonra Mervan, Hazreti Muaviye zamanında 6 tarafından 6 basamak daha ekledi. Yani 9'a çıkıyor demek ki. 654 yılında Mescid-i Nebevi yangınında o zamana kadar bu şeklini korumuş olan minber yandı. Sübülüsselam'da böyle bir malumat varmış. Sübülüsselam, Ahmet Davutoğlu merhum hocamızın 4 cilt halinde tercüme ettiği ve Sönmez Yayınları tarafından neşredilen kitap. Biz de bir oturumda Ahmet Davutoğlu hocamızın bu kitabını takdim etmiştik. Geçen yıllardaki bir yüksek lisans dersimizde de yine sadece oradaki bir öğrenciye değil de diğer insanlar da bundan istifade etsinler diye hem yüz yüze hem aynı anda internetten, Facebook'tan canlı yayınla kardeşlerimize takdim etmiştik. Ahmet Davutoğlu'nun dili ağırdır, yani ağdalı bir dil kullanıyor. Ahmet Davutoğlu İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün müdür yardımcısı. Sonra müdür olarak atanmış, tensip edilmiş. Yıllarca İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde müdürlük yapmış. Konya'da müftülere yaptığı bir konuşmadan sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi tutuklama kararı vermiş ve senelerce tarassutta kalmış bir alimdir. Asıl memleketi Bulgaristan Şumlu'dur. Bulgaristan Şumlu Ekizce köyündendir. Biz dersimizi anlatırken biz de dedik Afyon Karahisar Emirdağ Ekizce köyündeniz. Köylerimizin ismi tutuyor demiştik. O Bulgaristan'ın eşrafından, biz de Türkiye'den bir kardeşiniz olarak bir ironi yapmıştık. Yani köylerimiz aynı isimde diye. Seleme bin Ekvam'ın rivayet ettiği hadiste cuma namazını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte kılardık. Sonra duvarların henüz gölgelenecek kadar gölgesi yokken namazdan dağılırdık. Bu hadisi cuma namazının güneşin batıya meylinden önce kılınmasının sahih olduğuna delil göstermek doğru olmaz. Ancak cuma namazını zevalin ilk anlarında kılma konusunda aceleci davranmaya delildir. Bu hadis muttefakun aleyhtir. Yani hem Buhari'nin hem de Müslim'in El Cami'nin sahih adlı eserlerinde yer verdikleri hadislerdendir. Buradaki metin ise İmam Buhari'ye aittir. Yani İmam Buhari'nin Cami-i Sahih'inde yer almaktadır. İmam Müslim'e ait bir metinde şu ifade yer almaktadır. Kunna necma'u ma'ahu izâ zâlet eşşemsu thumma nerci'u netetteba'u el fey'e. Cuma namazını güneş tam batı tarafına meylettiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile kılıyordu. Bir daha ifade edersek, Seleme bin el-Ekvam'ın rivayet ettiği hadiste cuma namazını Hazreti Peygamber'le birlikte
kıldıklarını, sonra duvarların henüz gölgelenecek kadar gölgesinin olmadığını, böyle bir durumda namazdan dağıldıklarını ifade ediyor. Buradaki metnin Buhari'ye ait bir metin olduğunu, İmam Müslim'in metninde ise cuma namazını güneş tam batı tarafına meylettiği zaman Hazreti Peygamber'le aleyhissalatu vesselam birlikte kılardık, gölgeyi takip ederek dönerdik. Bir sonraki hadis Sehl bin Sa'd'ın rivayet ettiği hadis radıyallahu anh, "Kâle, mâ kunnâ nakîlu ve mâ netegaddâ illâ ba'del cumati." Sehl bin Sa'd ile ilgili burada bir izah var. Ebul Abbas el-Hazreci es-Sayyidi Ensardan'dır. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, yardım edenlere Ensar, yani yardımcılar adı, yani sıfatı verilmiştir. Bu da Ensardan'dır. 100 hadis rivayet etmiştir. Hicri 91 yılında 100 yaşlarına yaklaşmışken vefat etmiştir. Onu Medine'de vefat eden son sahabi olduğu söylenmiştir. Yani Medine'de son vefat eden Sehl bin Sa'd'dan rivayet ediliyor. Allah ondan razı olsun. Biz ancak cuma namazından sonra kaylule, kaylule öğle uykusu anlamına geliyor, kaylule yapar ve yemek yerdik. Bu hadis cuma namazının günün yarısından önce kılınmasının sahih olduğuna delil gösterilmiştir. Ancak bunda herhangi bir delil yoktur. Çünkü kaylulede, yani öğle uykusunda, sabah kahvaltısı da zevalden sonrası için mecaz olarak kullanılmıştır. Çünkü ashab Medine'de de Mekke'de de ancak öğleden sonra kaylule yapmış, yani kayluleye yatmış ve kahvaltı etmiştir. Nitekim ayeti kerimede de öğle vaktinde elbiselerinizi çıkardığınızda, Nur suresinin 58. ayetinde bu ifade yer almıştır. Sübül yazarı da, yani Emir Sanani'nin Türkçe'ye çevrilmiş Ahmet Davutoğlu tarafından tercüme edilmiş ve Sönmez Yayınları tarafından 4 cilt olarak yayınlanmış eserdeki görüşte böyledir. Eserin asıl sahibi Emir Sanani, Türkçe'ye tercüme ve şerh eden Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu daha ziyade Emir Sanani'nin Subulü's-Selam'ından yararlandığı için eserine de Subulü's-Selam, Türkçe'de selamet yolları şeklinde çevrilmiştim. Cuma namazının vakti tam öğle namazının vaktidir. Öğle namazının vakti de güneşin tam tepe noktasına geldikten sonra batıya doğru meyletmesiyle başlar diye mütercime bir ek not eklemiş. Bir sonraki hadisin Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadis olduğunu, Sehl bin Sa'd'ın hadisinin İmam Müslim'e ait olduğu ve bir rivayette Resulullah zamanında, yani Resulullah zamanında kaylule yapardık ve kayluleden sonra kahvaltı yapardık ifadesi, kaylule öğle uykusu anlamına geliyor. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen 437. hadiste اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَتَلَى النَّاسُ اِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ اِلَّا اِتْنَا عَشَرَ رَجُلًا Cabir bin Abdullah en çok hadis rivayet edenlerin 6. sırasında yer alıyor. Yani Mukbirun'dan 1000'in üzerinde hadis rivayet etmiş ve babası Uhud Savaşı'nda şehit edilmiş Abdullah, dudaklarını, kulaklarını müşrikler kesmiş, yani buna müsle deniyor. Yani cesede işkence anlamına geliyor. Yani onun ifadesine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta hutbe veriyordu. Hutbe hitap demek, yani cuma günü kısa olsun uzun olsun konuşma anlamına geliyor. Yani cuma namazından önceki hitap.
Şam'dan ticaret yükü taşıyan bir deve geldi. İnsanlar koşarak ona doğru gittiler. 12 kişi dışında kimse kalmadı. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Zaten Cuma suresinin son ayeti, 11. ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Es-Saizübillah, Bismillah. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Onlar bir ticaret gördüklerinde ya da bir oyun ve eğlence gördüklerinde seni namazda ayakta bırakarak o oyun, eğlenceye ve ticarete koşarlar. Allah'ın katındaki minellehvi ve minetticara, ticaretten ve oyun ve eğlenceden daha hayırlıdır, buyuruyor Rabbimiz Cuma suresinin 11. ayetinde. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Cuma günü ayakta hutbe veriyordu. Şam'da ticaret yükü taşıyan bir deve geldi. İnsanlar koşarak ona doğru gittiler. Yani Cuma namazını terk ettiler. Sadece 12 kişi dışında kimse kalmadı. Sadece 12 kişi kaldı. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Bir sonraki hadis dersimizin başında Ebu Hureyre ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hurma kütüğü üzerinde bazı toplulukların Cuma namazını terk etmeleri ve Allah'ın onların kalplerini mühürlemeleriyle helaklarının gerçekleşeceğini ve sonra onların gafillerden olacağını rivayet ettikleri hadiste ismi zikredilmişti. Burada yine İbn-i Ömer'den rivayet edilen bir hadis, 438. hadis. Kâle kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme men adraka rak'aten min salatil cum'ati ve gayriha fel yudib ileyha ukra ve kad temmet salatuhu. İbn-i Ömer, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer'in oğlu ve Mukbirun'dan en çok hadis rivayet eden sahabilerden birisi, kim cuma namazı veya diğer namazlardan bir rekata yetişirse hemen ona bir rekat daha eklesin. Böylece onun namazı tamamlanmış olur. Bu ne demek? Yani cuma iki rekat. İmam efendi cumayı kıldırırken ikinci rekata yetiştiyse, yani iki rekata yetişemediyse kalkıp kalan kılamadığı rekatı tamamlar yani. Bunu ifade ediyor. Kim cuma namazı veya diğer namazlardan bir rekata yetişirse hemen ona bir rekat daha eklesin. Böylece onun namazı tamamlanmış olur. Bu iki rekatlık namazlarda. Dört rekatlık namazlarda sadece bir rekata ulaştıysa üç rekat daha kılması lazım. İki rekata ulaştıysa iki rekat daha kılması lazım. İmama rükuda ilk rekatta ulaştıysa namaza ulaşmış demektir. Ayrıca tekrar bir rekat daha ilave etmesine gerek yoktur. Secdede ulaşan ne yapar? Secdede ulaşan tek rekat eksiği varsa o tek rekat eksiğini tamamlar. Yani secdede ulaşan o rekata ulaşamamış demektir. Rükuda ulaşan o rekata ulaşmış demektir. Bu hadisi En-Nesai, İbn-i Mace ve Ed-Darekutni rivayet etmiştir. Buradaki metin Ed-Darekutni'ye aittir. Ed-Darekutni'nin de Sünen 3 cilt halinde Ocak Yayınları tarafından Türkçe'ye tercüme edildi ve neşredildi. Bizim kitaplarımızda da yer almaktadır. İsnadı sahihtir. Ebu Hatim bu isnadın mürsel olduğunu söylemiştir. Bir sonraki hadis Cabir bin Semure'den rivayet edilmiştir. Allah ondan razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yahtubu kâimen thumme yeclisu thumme yakumu feyahtubu kâimen femen enbe'eke ennehu kâne yahtubu câlisen fakat kezebe. Cabir bin Semure, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta
hutbe veriyor, sonra oturuyordu. Ayakta hutbe veriyor, sonra oturuyordu. Sonra tekrar ayağa kalkıyor, ayakta hutbe veriyordu. Yani burada hutbenin iki fasıl olduğunu görüyoruz. Birinci fasılda elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü emma ba'd. İlk anda bu dualar okunduktan sonra Türkçe bölüm ya da Arapça bölüm okunur, oturulur tekrar. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain denilerek ikinci hutbeye kalkılır. Aynen günümüzde de hutbe iki defa okunmaktadır. Birinci duadan sonra Türkçe bölüm, ikinci Arapça bölümle biter. Sana kim Hazreti Peygamber'in oturarak hutbe verdiğini bildirmişse hata etmiş olur. Yani hutbe demek ki ayakta okunan bir Allah Resulü'nün o günün önemine binaen yaptığı konuşmadır. Hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Bugünün son hadisini Cabir bin Abdullah'ın yine rivayet ettiğini görüyoruz. Burada üç tane, birisi Cabir bin Abdullah'tan ki 437. hadis ve ikincisi de yine Cabir bin Semure'den, üçüncü hadiste yine Cabir bin Abdullah'tan. İki Cabir bin Abdullah'tan, bir de Cabir bin Semure'den hadis rivayet edildiğini görüyoruz. Cabir bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Cabir. Cabir bin Semure ise Semure'nin oğlu Cabir anlamına geliyor. Babası şehit olan, yani Abdullah'ın oğlu Cabir'in rivayet ettiği hadisten قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَتَبَ اِهْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُتَفَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Hazreti Peygamber hutbe verdiğinde yüzü kızarır, sesi yükselir, öfkesi artardı. Hatta bir ordu komutanı gibi olur, düşman sabah akşam yanınızda olacak der ve şöyle buyururdu: sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü de sonradan ortaya çıkarılanlardır. Sonradan ortaya çıkan konum, yani her şey bidat, dalalettir, sapıklıktır. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiştir. Yine İmam Müslim'e ait bir rivayette şu ifadeler yer almaktadır. Cuma günleri Hazreti Peygamber'in hutbesi aleyhissalatu vesselam şöyle olurdu. Allah'a hamdü senada bulunur, ardından hutbesini verirdi. Sesini yükseltirdi. Başka bir rivayette men yehdillahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele. Yani Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. En-Nesai'de de şu ifade yer alıyor. Ve kullu dalaletin finnari. Yani her dalalete düşen de cehennemdedir. Şöyle tercüme etmiş: her türlü dalalet, sapıklık cehennemdedir. Kardeşlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle Ankara'nın Yüzide ilçelerinden Beypazarı'nda İbn Hacer el-Askalani'nin Bulûğul Meram min Edilletil Ahkam adlı eserinden Cuma faslını sizlere sunduk. 441.
hadisten itibaren bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı lütfeden Allah Teala'ya hamdü sana ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.